Meme estetiğini biz 3 kategoride inceliyoruz. Birincisi meme büyütme, ikincisi meme küçültme, bir üçüncüsü ise meme dikleştirme. Ama her biri tek başına olamayabilir. Bazen meme büyütmeyle birlikte meme dikleştirmeyi, meme küçültmeyle birlikte meme dikleştirmeyi kombine olarak yapabiliyoruz. Niçin hastalarımız buna ihtiyaç duyuyor? Bazı hastalarda memeler vücut ölçülerine göre normalden küçük oluyor. Ya da genetik olarak memeler standardın çok altında olabiliyor. Böyle durumlarda biz meme büyütmeye ihtiyaç duyuyoruz ve değişik yöntemlerle memeyi büyütebiliyoruz. Bir grup hastamızda ise memeler doğumla ya da kilo almayla memeler normal standardın üstüne çıkabiliyor. Veya genetik olarak ilk günden itibaren memeleri büyümeye başladığında vücut hatlarının ölçülerinin üzerine çıkabiliyor. O durumlarda da biz memelerde normal boyutlara getirmek için küçültme yapıyoruz. Bir üçüncü dikleştirme dediğimiz durum. Yine doğumlardan sonra ya da yaşla birlikte memede bir sarkma meydana gelirse toparlama ya da dikleştirme yapabiliyoruz. Meme büyütme operasyonlarını biz hastanın meme yapısına bağlı olarak değişik şekillerde yapabiliyoruz. Bu bir. İkincisi de meme büyütmeyi hangi yerden, hangi bölgeden yapacağımıza göre de değişik şekilde yapabiliyoruz. Meme büyütme operasyonlarında eğer tek başına bir büyütme yapacaksak o zaman seçtiğimiz yerler, meme altı, koltuk altı gibi yerlerden birincisi protezle ya da benzeri kendisinden aldığımız yağ dokular gibi malzemelerle biz memeyi büyütebiliyoruz. Eğer ki bununla birlikte sadece büyütmenin dışında memeye bir şekil de vermek gerekiyorsa, mesela sarkık bir meme ise önce memeyi dikleştiriyoruz. Daha sonra çoğunlukla %90-95 oranda meme protezleriyle meme büyütmeyi biz yapabiliyoruz. Meme büyütmede hastalarımız çok soru soruyorlar. Hangi tip protez kullanacağız diye. Protezlerin aslında birçok çeşidi var. Bunlardan içeriğine göre olarak sınıflayacak olursak, bir içeriğinde su bulunan, yani serum fizyolojik bulunan, önce balon gibi sönük, yerleştirdikten sonra suyla şişirdiğimiz bir meme protezi tipi var. Bir de içi silikonla dolu, kendiliğinden dolunmuş hazır protezler var. Biz bunlarla meme büyütmeyi yapabiliyoruz. Ancak sadece bu tiplerine göre değil, bir de şöyle bir sınıflandırma yapıyoruz. Yaptığımız sınıflandırmada silikon meme protezine verdiği şekle göre de bir sınıflandırma yapıyoruz. Bunlar en çok kullandığımız yuvarlak protezler ve anatomik protez veya halk arasında bildiğimiz damla protezler. Hem yuvarlak protezler hem de damla protezler kişinin beden yapısına göre, meme yapısına göre, farklı durumlara göre farklı protezleri tercih ediyoruz. Meme küçültme ameliyatları estetik ameliyatlar içerisinde algılanıyor her zaman için. Ancak öncelikle şunu bilmek lazım. Büyük memeler tek başına şekil ve estetik görüntünün dışında, büyük memeler sağlığı da tehdit eden bir durum var burada. Nedir? Büyük memelerde omuzlarda ve boyun kısmında, hatta bel kısmında ağrılar olur. Büyük memelerin altında pişikler olabilir, terleme çok fazla olur. İstediği elbiseyi, istediği sütyeni giyemeyebilir kişi. Dolayısıyla büyük memeler vücut ölçülerinin dışına taşmışsa bunlar küçültülecek. Herkes yaptırabilir mi? Evet ki herkes, eğer böyle bir rahatsızlığı olan kişi varsa meme küçültme ameliyatı olabilir. Bunun için de sağlık çok önemli. Bu ameliyatı olabilme sağlık düzeyine sahip herkese bu ameliyat yapılır. Belki şu dikkat çekmesi gereken şey şu. İşte emzirme yapabilir miyim, gebelikten sonra mı, çocuklar hepsini emzireyim ondan sonra mı ameliyat olayım gibi. Eğer emzirme düşünen kişiler varsa bu ameliyattan sonra doğum yapıp emzirme düşünen, onlara göre biz meme küçültme ameliyatını planlıyoruz. Daha çok gland dediğimiz meme dokusunu bırakarak süt vermesini, ameliyattan sonra da süt vermesinin mümkün kılan ameliyatları tercih ediyoruz. Meme dikleştirme operasyonunda iki parametreye dikkat etmemiz gerekiyor. Bir, memeyi küçültecek miyiz? Dikleştirirken memeyi büyütecek miyiz? Bazen gerçekten meme sarkık ve küçüktür. Toparlayıp dikleştirdiğimiz zaman yine küçük bir meme ile karşılaşacağımız için buna bir protezle
büyütme de yapacağız. Bunun ameliyatı biraz daha farklı. Bir de meme dikleştirme yapacağımız hastalarda eğer meme zaten büyükse onda da küçültme yapacağız. Onda da biraz daha farklı bir ameliyat tekniği seçiyoruz.